Arkadaşlar merhabalar. Hız yayınları kurumsal deneme 2 ve Femlire testi ve kitapçığında başlıyoruz. Birinci soruyla. Mender uzun boy ve kısa boylu bezelyelerde bir çaprazlama yapmış. Birinci ve ikinci kuşağı vermiş. Mender birinci kuşakta ve ikinci kuşakta elde ettiği bezelyenin genotipini istemiş bizden bu çaprazlamada. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Burada oluşanların her birinde şuradaki küçük olmak zorunda olduğu için ve uzun oldukları için bunların hepsi melez olmak zorunda arkadaşlar. Tamam. O yüzden şu iki şıkkı eledik. İkinci kuşağa baktığınız zaman iki tane melezi çaprazladığınızda arkadaşlar oluşacak bezelyelerin genotiplerine bakıyoruz. Büyük o, büyük o. Büyük o, küçük o. Büyük o, küçük o ve küçük o, küçük o. Cevabımız Bursa. Kahverengi gözlüyüm, kahverengi gözlüyüm, mavi gözlüyüm. Şimdi iki tane, üç tane çocuğu var. Birisi mavi gözlü çıkmış. Yani şimdi anne baba kahverengi gözlü. Demek ki bu anne ve baba şöyleler. Ki bunlardan hem kahverengi gözlü hem de mavi gözlü çocuklar gelebiliyor. O yüzden anne babanın genotiplerini soracak olursa ikisi de melez diyor olmamız gerekiyor. Cevap şey yapalım. Arkadaşlar üçüncü soru. Aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesi ile akraba ile oluşuyor. Bu evliliklerin yapıldığı ailelerde genetik hastalıklar daha çok görülüyor. Bunun nedeni yakın akrabaların genetik yakınlıkları fazla birbirine benziyor. Hastalık taşıyan genlerin bir araya gelme ihtimali bu sefer artıyor. Bundan dolayı da yakın akraba evliliklerinden kaçınılmalı. Akraba evli yapmış bireylerin ise genetik tarama testleri yaptırması gerekiyor. Diyor ki bu verilen paragraftan hangisine ulaşılamaz? A şıkkını okuyalım. Akraba evliliği yapmayan bireylerin genetik hastalık çocukların olma ihtimali yoktur. Bir kere akraba evliliği yapmayanlardan bahsetmemiş. İki, akraba evliliği yapmayanlar arasında da bu genetik hastalıklar açığa çıkabilir. Ama ihtimali daha azdır. Bu yüzden bu sonuca ulaşılamaz arkadaşlar. Cevabımız alalım. Diğer taraftan dördüncü soru. Fen bilimleri dersinde öğretmen cinsiyetin oluşumu ile ilgili bir şablon hazırlamış. Öğretmenin hazırladığı şemadan verilenlerden hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi dişi birey tek çeşit. Evet, XX olduğu için sadece X gonozomu gelebiliyor. Erkek birey ise hem X hem Y gonozomu taşıyor. İki çeşit üreme hücresi oluşturmaktadır. Doğru. Babanın erkek ve kız çocuklarına verdiği, kız çocuklarına X verdiği için XX dişi, erkek çocuklarına Y verdiği için XY erkek, evet cinsiyeti baba belirliyor. İnsanda doğal çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde anne baba değil, babadan gelen eşek kromozom X gelirse dişi, Y gelirse erkek. Cevabımız Bursa. Canlılarda çevre etkisiyle meydana gelen kalıtsal olmayan değişimlere biz modifikasyon diyoruz. Yani genin işleyişinde değişimler meydana geliyor. Sıcaklık, nem, basınç, sıcak, ışık gibi faktörler bunu etkiliyor. Kalıtsal değildir. Diyor ki buna göre aşağıdaki canlılarda meydana gelen modifikasyon örneklerinin hangisinin gerçekleşmesine neden olan etki doğru verilmiştir. Şimdi birincisinde sıcaklık etkisi var. Etkiye ışık demiş. Hayır. Sirke sineğinde 15 derecede düz, 25 derecede kuru kanatlı olması sıcaklık etkisi midir? Evet. Hem durumu hem de arkadaşlar sıcaklık etkisini doğru vermiş. Cevabımız Bursa. Altıncı soru. Hız gazetesi diyor. Uzayda bir yıl geçirdikten sonra DNA'sı değişti. Uzayda bir yıl kalan eski astronot Scott Kelly'nin dünyaya döndüğünde genlerinin değiştiği ortaya çıkmış. Genleri değişmiş demek ki mutasyona uğramış. DNA'ları tek yumurta ikizlerinde DNA'lar aynı diyor ki Kelly'nin DNA'ları tek yumurta ikiziyle karşılaştırıldığında genetik farklılıklar olduğu gözlenmiş. Testler Kelly'nin genlerinde %7 oranında bir değişim ortaya koymuş. Verilen gazete haberinin aşağıdaki kavramı hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar başta da söylediğimiz gibi mutasyon genlerde meydana gelen değişimlerdir. Yedinci soruda arkadaşlar. Diyor ki Femlire dersinde öğretmen tahtaya şöyle resimler vermiş. Öğrencilerin bitkilerde görülen bazı adaptasyonları sıralamıştır öğretmen arkadaşımız. Diyor ki buna göre öğretmenin verdiği bitkilerle adaptasyonların eşleştirilmesini hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi diken yapraklara baktığın zaman çam diken yapraklı, kaktüs diken yapraklı. Su kaybını önlemek açısından aşırı soğuk ve sıcaklara karşı da etkilidir arkadaşlar bu arada. Çam ve kaktüsün olduğu zaten tek cevabımız Bursa. Ama diğerlerine gelelim. Nilüfer bitkisini arkadaşlar kökleri yoktur. Hatta hava depolayabiliyor. Yine palmiyede hava depolayan boşluklar bulunuyor. Kaktüslerin gövdeleri arkadaşlar su kulentleri. Yani su depolamaya fayda sağlar. Cevabımız Bursa. 8. soruda bir araştırmacı canlılarda ortaya çıkan adaptasyonlarla ilgili bir hipotez ortaya sürmüş. Hipotez aynı ekosistemde yaşayan farklıdır. Şimdi bir kere aynı ekosistemlere yaşayanlara bakıyoruz. Çölde tilki ve fare. Bir de farklı tür diyor biri fare biri tilki.
Diyor ki buna göre diyor verilen örneklerden canlılardan hangileri gösterilmiş olabilir? Yani canlılar hangileri örnek gösterilmiştir diyor. Baktığın zaman aynı ortamda yaşayan çöl tilkisi ve çöl faresi benzer adaptasyonlar göstermişlerdir. İkisi de susuz kalmaya uyum sağlamıştır. Cevabımız 1 ve 2 Adana. 9. soruda tabloda mutasyon ve modifikasyona ait bazı özellikler verilmiş. İşte 1 mutasyon, 2 de modifikasyon, 3 de ise mutasyon ve modifikasyonu beraber vermiş. Hangisi 1, 2, 3 için hangisi yanlış ifade edilmiştir diyor. D şıkkında 1 numaralı özellik, bakın mutasyona uğramış, canlılarda daima olumsuz etkili. Arkadaşlar bazı mutasyonlar faydalıdır. Mesela domateste meydana gelmiş bir mutasyon sonucunda daha etli, daha sulu domatesler olmuş. Bazı mutasyonlar yararlıdır, bazı mutasyonlar zararlıdır. Burada sadece zararlılar var dediği için arkadaşlar cevabımız D şıkkı diyoruz. Neden? Canlılarda daima olumsuz etkiler yol açtığını söylediği için. 10. soruda aşağıda genetik mühendisleri tarafından yapılan uygulamalardan biri verilmiştir. Şimdi amacımız şu, bazı hastalıkları neden olan hücreleri yok edip vücut sağlığını korumak. Yöntem hastalıklı bir hücreye o hücrenin ölmesine neden olan DNA eklemek. Yani aslında biz burada geni aktarıyoruz. Doğru mu? Bu geni aktardıktan sonra da arkadaşlar hastalıklı hücre ölüyor. Diyor ki biyoteknolojik çalışmada hangisi kullanılmıştır? Gen aktarımı. Bir paragraf vermiş, paragrafı okuyalım. Bilim adamları doğuştan gelen göz hastalıklarının tedavisi ile ilgili çok önemli çalışmalara imza attı. Uzmanlar gen tedavisi yöntemiyle körlüğü tarihe karıştırabilecek olduğunu söylüyor. Köpekler üzerinde denenen gen tedavisiyle ameliyat edilen köpeklerin görme yetisini zamanla geliştiğini tespit etmiş. Uzmanlar ilk kez bir erkek hastada, ki bu sefer insan uygulamış bunu, yöntemi uygulamış. Gözdeki sorunu genlere, sorunlu genlere gen tedavisi yöntemi uygulanmış. Böylece renkleri ya da ışığı seçme konusunda sorunlu olan genler retina için enjekte edilip sağlıklı genlerle tedavi edilmiş. Yani bir tedavi süreci gerçekleşmiş. Bilim adamlarının yapmış olduğu bu çalışma ile ilgili ifadelerden hangisi söylenemez? C şıkkını okuduğumuz zaman genetik mühendisleri yapmış oldukları çalışmalar ile körlüğü tamamen tedavi etmiştir. Arkadaşlar körlüğü tamamen tedavi etmiyor. Renk körlüğü diye bir durum var. Onun üzerine bir çalışma yürütüyorlar. Yani tüm göz problemlerini halletmiş değiller. Cevabımız C şıkkı. Dünyanın eksen eğikliği ve yıllık hareketinden dolayı güneş ışınları 12. sorudayız. Dünyanın eksen eğikliği ve yıllık hareketinden dolayı güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişiyor. Bu nedenle cisimlerin de yıl içinde gölge boyları değişiyor. Bir tablo vermiş ve arkadaşlar güneş ışınlarının yere düşme açısıyla gölge boyunu karşılaştırmış. 90 derece yani dik geldiği zaman gölge oluşmuyor ki bu bizim yaz özellikle yengeç oğlak dönemcesinde işte 21 Haziran'da yengeç dönemcesinde 21 Aralık'ta oğlak dönemcesinde hani gölge oluşmaz dediğimizin sebebi bu. Çünkü 90 dereceyle geliyor. 45 dereceden büyükse işte gölgenin boyunu ifade etmiş. Küçükse ne kadar olacağını söylemiş. Bununla alakalı grafikler vermiş. Birinci grafikte kuzey yarımkürede 21 Haziran'da gölge oluşmaz. Çünkü kuzey yarımkürede yengeç dönemcesine arkadaşlar 21 Haziran'da güneş ışınları 90 dereceyle düşer. Yine 21 Haziran'da gölge boyunun en fazla olduğu yer güney yarımkürede oğlak dönemcesidir. Şimdi buna göre bu yerler aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Birinci grafik yengeç dönemcesine kuzey yarımkürede doğru. İkinci grafik oğlak dönemcesine demiş. A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Fen bilimi dersinde Emre'nin yapmış olduğu deneyin aşamaları ve sonucu aşağıda verilmiştir. Maket üzerine eşit büyüklükte KVL bölgelerini işaretledim. İşaretlediğim bölgenin sıcaklıklarını dijital termometreyle ölçerek kaydettim. Ne yapıyor? Önce diyor ki ne kadar olduğunu ölçüyor. Sonra elbinin ışığını açarak şekildeki gibi konuma 10 dakika boyunca maket üzerinde tutmuş. Ardından termometreyle tekrar ölçtüğünde sıcaklıklarını arkadaşlar bunu da kaydetmiş. Sonuç olarak ilk ölçümde KVL yüzeyinin sıcaklıkları aynı olmasına rağmen ikinci ölçümlerinde arkadaşlar L yüzeyinin sıcaklığı daha fazla. Sebebi şu, L yüzeyine daha dik açıyla geldiği için daha fazla bilim yüzeyi düşen ışık miktarı artmış. Aslında yaz modellemiş burada. Sıcaklığı daha fazla demiş, karda daha az demiş. Şimdi Emre'nin yapmış olduğu bu deneyden sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Işık K ve L yüzeylerine farklı açılar gelmiştir. Evet, o yüzden L'ye ve K'ye farklı geldiği için farklı sıcaklık değerleri oluşmuş. İkincisinde K ve L yüzeylerindeki sıcaklık karşılığının farklı olması maketteki eksen eğikliğinden kaynaklanıyor. O yüzden de zaten farklı açılar geliyor. Doğru. K
Kabile yüzeyleri ışığı aynı oranda soğur. Arkadaşlar aynı oranda soğursaydılar sıcaklıkların aynı olmasını beklerdik. Oysa ki geliş açılarına bağlı olarak farklı soğurmuş. Cevabımız 1 ve 2 Bursa. 14. Yine Hız Gazetesi'nin bir yazısı. Bilim insanlarınca güneşteki aktivitelerin azalmasıyla 2020 ile 2030 tarihleri arasında beklenen mini buzul çağın yaşanacak olduğu tahmin edilmiş. İngiltere'deki Northumbria Üniversitesi'ndeki araştırmacıların hesaplarına göre güneşin manyetik dalgalarının azalmasıyla 2021-2050 yılları arasında hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüşün görüleceği. Bunun da 1600 ve 1700'lü yıllardaki gibi küçük buzul çağı dönemine benzer bir sürecin yaşanmasının neden olacağını tahmin etmiş. Buna göre gazete haberinde verilen mini buzul çağı dünyayı yaşatmakta olan hangi soruna çare var? Arkadaşlar dünya şu an küresel bir ısınmayla tehlikeli. Küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya. Mini bir buzul çağı bu ısınmanın etkilerini azaltacağını düşünebiliriz ve bunu bir çare olarak görebiliriz. B şıkkında küresel ısınma dediği için cevabımız B diyebiliriz. 15. soruda fen bilimleri dersinde öğretmen tahtaya dünya haritasını asarak öğrencilere ülkelerin bulunduğu konumları göstermiş. Öğrencilerden farklı ülkelerde yaşanabilecek iklim koşullarını karşılaştırmalarını istemiş. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yapmış olduğu karşılaştırma yanlıştır. Şimdi şunu biliyoruz. Aynı yarım kürede yaşanan iklim ve sıcaklıklar benzerken değil mi? Farklı yarım kürelerde farklılık göstermesini bekliyoruz. C şıkkında Kemal 21 Haziran 21 Temmuz tarihleri arasında Kazakistan kuzey yarım kürede, Arjantin güney yarım kürede ortalama sıcaklık değerleri birbirine yakındır. Arkadaşlar 21 Haziran 21 Temmuz'da kuzey yarım küre yaz yaşarken güney yarım küre kış yaşıyor. Bu sebepten dolayı aralarında ortalama sıcaklık değerlerinin birbirine yakın olması mümkün değil. Yani Kazakistan tarafında kuzey yarım küredeki sıcaklıklar Arjantin yani güney yarım küreye göre daha fazladır. Yanlış sorduğu için cevabımız Ceyhan. 16. Rüzgarlar iki konum arasındaki basınç farkından dolayı meydana gelir. Hava sıcaklığındaki artış bölgede hava basıncını azaltırken hava sıcaklığındaki azalış bölgede hava basıncını arttırır. Hatta şöyle diyoruz. Soğuk olan bölgede yüksek basınç alanı, sıcak olan bölgede alçak basınç alanı oluşuyor. Ki rüzgarlar daima soğuktan sıcağa, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder. Aşağıda kare yüzey üzerinde bulunan K, L, M, N yüzeylerindeki sıcaklık değerlerini vermiş. Şimdi K en düşük sıcaklık değerinde, N en yüksek sıcaklık değerinde. K'nın olduğu yeri yüksek basınç diyorsanız, N'nin olduğu yeri alçak basınç alanı diyorsunuz. Buna göre K, L, M, N yüzeyler arasında oluşacak olan rüzgarın esme yönü hangisini doğru vermiş? Şimdi biz de buradan bakalım arkadaşlar. Şimdi soğuktan sıcağa gidiyoruz. Doğru, yüksek basınçtan alçak basınca. L'de M'den daha soğuk, yine yüksek basınçtan alçak basınca. M'den N'ye yüksek basınçtan alçak basınca arkadaşlar. Bu sefer K ile N arasında baktığınız zaman K yüksek, N alçak basınç alanı. O zaman arkadaşlar yine yüksekten alçağa basınç alanında. Cevaplara baktığımız zaman D şıkkı bize en yakın cevap olarak gözümüze çarpmakta. 17. soruda arkadaşlar bir DNA işlenmesi nükleotit sorusu. Fen biliminin dersinde öğretmen zincirler üzerindeki şekilleri nükleotit olarak gösterip aşağıdaki DNA molekülünü oluşturmuştur. Bu DNA modeliyle ilgili aşağıda verilen hangisi doğrudur? Adenin yani üçgen adenin nükleotidi ise yıldız kesinlik arkadaşlar şimdi adenin timin şimdi bunlardan biri guanin biri sitozin ya da sitozin guanin kesinlik diyemiyoruz. Şimdi kare timin nükleotidi ise üçgen adenin. Bunlar sitozin ya da guanin ama kesinlik diyemiyoruz. Yani yuvarlak olan guanin de olabilir. Kesinlik ifade edemeyiz. Diyor ki C şıkkında yuvarlak guanin ise yıldız. Sitozin doğru. Hatta kare ya da üçgenden biri adenin ya da timin nükleotididir. Olabilir dediği için evet. Adenin kare. Adenin ya da timin olabilir. Aynı şekilde üçgen de timin ya da adenin olabilir. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 18. soruda bir ortamda bulunan adenin A, timin T, guanin G, sitozin S, fosfat P, deoksiriboz şeker D miktarlarını vermiş. Şimdi 3 tane adenimiz var. 3 timin, 3 guanin, 3 sitozin. Yaklaşık olarak burada 12 tane deoksiriboz şeker, 10 tane de fosfatımız var.
Buna göre bu ortamda aşağıda verilen DNA molekülleri hangisi kendini eşleyemez? Arkadaşlar bir kere ortamda 3'ten fazla adenin, sitozin, timin ya da guanin olmasını beklemiyoruz. Çünkü var olan 4 tane eşleyemeyiz. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 3 tane adenin, 3 tane timin var. Peki eşleyebiliyor 2 de guanin. Çünkü ortamdakiler bunu eşlemesi için kafi. Fakat C şıkkına gelince 1, 2, 3, 4 tane de adenimiz var. Kendini eşlerken 4 timine 4 adenine ihtiyacı var ama arkadaşlar şu an ortamda bizim o kadar adenin ya da timinimiz yok. Bu sebepten dolayı kendini eşleyemez. C'deki DNA parçacığı. C şıkkı. 19. soru. Fermilimin dersinde öğretmen gen, kromozom, nükleotik, DNA yapılarının büyüklüklerini... Şimdi arkadaşlar şunu biliyoruz. Basitten karmaşa nasıl sıralamıştık? Nükleotit, gen, DNA, kromozom. O zaman N'nin olduğu yere nükleotit M'ye, gen L'ye, DNA K, kromozom. Şimdi diyor ki buna göre K, L, M, N yapıları ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Şimdi N DNA molekülünün ki yapı birimidir nükleotit. Doğru. M kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan parçacık yani gendir. Doğru. L hücre içinde yönetici molekülüdür. DNA. Doğru. K canlı DNA parmak izi. Arkadaşlar K kromozom. DNA parmak izimiz arkadaşlar bizim DNA'mıza bakıyoruz. DNA'mızdaki dizilimi anlatıyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlar cevabımız D şıkkı. 20. soru. Bezelyelerde baskın genler büyük harflerle, çekinik genler ise küçük harflerle gösterilir. Bezelyelerde tohum rengi bakımından fenotipi sarı olan bir bezelyenin genotipi büyük S büyük S veya büyük S küçük S şeklindedir. Fenotipi yeşil olan bir bezelyenin genotipi ise küçük S küçük S şeklindedir. Birinci ifade tam da benim söylediğim yerleri doldurmuş. Peki bir doğru. İkiye bakalım. Bezelyelerde sarı tohum rengi baskın. Baktığın zaman burada zaten büyük S büyük S'ye sarı dediğine göre arkadaşlar S baskın. Büyük S. Yani sarı. Büyük S büyük S ya da büyük S küçük S küçük S saf döl özellikle. Evet saf baskın, saf çekinik. Büyük S küçük S ise melez yani heterozigot döl özelliktedir. Doğru arkadaşlar. 1, 2 ve 3 doğru cevaplarımız. Gençler bu denememiz bitmiştir.